Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. Malumunuz Gerçek Fikri'ne de geçen haftadan itibaren yeni bir başlığı konuşmaya başladık. Haftalar boyunca farklı uzmanlıklarda bilim ve fikir insanlarının katkısıyla ilerleyecek bu seri. Peki ana temamız ne? Yeni ana temamız onu bir hatırlatayım. Dünyanın yeniden yapılanmasını zorunlu kılan nedenler ve bu yeniden yapılanmada Türkiye'nin yeri. Ana başlığımız bu ama bugün bu ana başlığı konuşurken bazı kavramların özellikle üzerinde duracağız. Bazı sorular soracağız. Örneğin doğru nedir, evrensel nedir, evrensel doğru nedir gibi. Ve bir yandan da gerçekten yeni bir dünya kuruluyorsa veya bunun eşiğindeysek, böyle bir süreç varsa öyle bir gelecekte, o kuruluşta dinin ve bilimin yeri neresi? Bunu da anlamaya çalışacağız. Peki kiminle? İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi İhsan Fazlıoğlu ile. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Evet, bir seri halinde farklı boyutlarını, meselelerini konuşuyoruz ama herhalde başlarken şunu tespit etmek önemlidir diye düşünüyorum. Yani bir dünyanın yeniden yapılanması süreci varsa, içindeysek ya da eşiğindeysek veya gelecekte böyle bir şey olacaksa bir tıkanıklığın olması gerekir. Bir tıkanma var mı? Varsa nerede size göre? Şöyle, bu tür sorulara cevap vermek için önce şöyle bir modelleme yapmak lazım. Herhangi bir olgu ve olayın yanlış olduğunu nereye göre söyleyeceğiz? Elimizde doğrusu varsa. Değil mi? Biri bir şey yapıyor, siz bu yanlıştır diyorsunuz, size haklı olarak şunu soracak, niye göre? Ölçütünüz ne? Dolayısıyla bir anlatımız varsa başka bir anlatının yanlış ya da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şu anda dünyada bir anlatı var. Adına ne dersek diyelim, değil mi? Bu anlatı bir şekilde çalışıyor, bizi bir şeye davet ediyor. Belirli roller veriyor, belirli kahramanlıklar teklif ediyor, bir sahnesi var. Öyle değil mi? Evet. Biz de diyoruz ki, ya bu sahne yanlış. Bu roller yanlış. Bu iyiye gitmiyor. Haklı olarak bize bunu soracaklar. Nereden çıkarttın bunu? Senin ölçütün ne? Senin doğrun ne ki bu doğruya nispetle benim yaptığıma yanlış adını veriyorsun? Bunu çok iyi belirlememiz gerekiyor. Kişisel kanaatim, insanlar genelde konuşurken şüphesiz zihinlerinde arka planda akan bir şablonları var. Bir şemaları var ama bu şemayı dile getirmede biraz otokontrol uyguladıklarından dolayı çok çeşitli nedenlerle daha çok çağrışım usulüyle konuşuyorlar. Konuşuyoruz. Zemin yoklaması, grounding dediğimiz bu zemin yoklamasını pek yapmak istemiyoruz. Yapmak istemediğimiz için de konuştuklarımız biraz havada kalıyor. Kişisel kanaatim. Şimdi peki ne yapabiliriz? Ben şöyle bir giriş yapayım. İçinde yaşadığımız anlatının temel zeminine. Şimdi yine kişisel kanaatim tabii bunlar hepsi. Modern döneme kadar bu modern dediğimiz neyse tüm felsefi öğretiler, dini dizgeler, pür felsefi yaklaşımlar esas itibarıyla iyiyi, doğruyu ve güzeli merkeze aldılar. Kötüyü, yanlışı ve çirkini minimalize, asgari etmeye çalıştılar. Asgari bir yerde tutmaya çalıştılar. Şimdi düşünün, din sevabı öne çıkartır ama günahı minimalize elde, yok edemezsiniz çünkü. Şeytan hep var yani. İblis orada duruyor. Ama iblis hep ikincil. Dikkat edersiniz. Tanrı birincildir, iblis ikincildir, değil mi? Bu felsefi sistemlerde de böyledir. Diyelim ki Aristoteles bir yöntem yazdı, İbn Sina bir yöntem yazdı, Thomas Aquinas bir yöntem yazdı, hatta Descartes bir yöntem yazdı. Bu yöntemin amacı açık seçik bilgi, doğru bilgi, ispatlı bilgi, şu bilgi, bu bilgi. Niçin bunu yaptık? İspatlı olmayan, yanlış olan bilgiyi minimalize etmek için, değil mi? Kişisel kanaatim bu modern dediğimiz yapının önemli özelliği ya da kapitalizm, liberalizm dediğimiz yapının önemli özelliği şu. Yanlışı, doğruyu ve çirkini de en az iyi, doğru ve güzel kadar önemsedi. Sistemin içine dahil etti. Yani amiyane bir tabirle yanlışın da ticaret olabilir ya, kötünün de ticaret olabilir. Yani sırf niye biz iyi, doğru ve güzelle iş yapıyoruz ki? Çünkü gerçeklik saf bir iyilik, saf bir doğruluk ve saf bir güzellik vermiyor bize. Onun içinde iyilik, kötülük, çirkinlik de var. Dolayısıyla birlikte bunu harmanlayalım. Onun için kapitalizmi eleştirmek çok zordur. Çünkü insanlığa büyük katkıları var. Bunu reddedemiyorsun. Yani şuna benziyor bu amiyane bir benzetmeyle yine. Bir sofra düşünün. Adana kebabı var. Hamsili pilavı var. Şimdi bir Trabzon olarak bunu söyleyeyim. Efendim Konya pidesi var filan. Yani çok güzel. Etli ekmek. Etli ekmeği var. Her şey var.
Ama öbür tarafta berbat, kokuşmuş bir yiyecek de var. Klasik sistemler sofrayı dümdüz yapıyorlar. Hep iyi şeyler olsun. İnsanlar zevkli yesinler, değil mi? Ama kapitalizm diyor ki ya öyle değil, bu sistem öyle çalışmıyor. Dolayısıyla insanın doğasını olduğu gibi törpülemeden, tıraşlamadan sistemin içine dahil ettiler. Yani başka bir ifadeyle Tanrı'yı gücendirmeden şeytanın hakkını nasıl veririz? Kapitalist sistem böyle çalışıyor. Bu Arılar Masalı, meşhur Hollandalı yazarın yazdığı o masalı hatırlayalım. Bunu veriyor. Yani bu tabii dini davranışlara da sirayet ediyor. Günümüz din anlayışında da biraz böyledir bu. Allah'ı kızdırmadan şeytanın hakkını verelim. Yani evet, iyi güzel ama nedir? Kötü de bir hakka sahiptir. Doğru tamam ama yanlış da işin içinde olmalı. Güzel evet ama bakın dikkat edin, çağdaş estetik anlayışları sadece mutlak güzel kavram üzerine değil, çirkin de estetik bir değerdir. Hatta mide bulandıran onu da bir estetik değere dönüştürmeyi becerdiler, değil mi? İşte ya da ne, işte Hegelci bir ifadeyle yanlış tam doğruya giden ara doğrulardır dedik. O açıdan kapitalizmi eleştirmek, kapitalizmi aşmak zannedildiği kadar kolay bir iş değil. Çünkü doğrudan insanın tabiatı üzerine kuruluyor. Şimdi biz bu, sizin sorduğun soru da bu. Bu sistem tıkandı mı? Şeklinde. Herkes bunu söylüyor. Diyelim ki dini perspektifler, bir Katolik perspektif, bir İslamcı perspektif, bir Taoist perspektif, çok çeşitli coğrafyalarda, çeşitli klasik tecrübelerden hareket ederek bunun tıkandığını söyleyenler var. Ya da sosyalizm gibi diyelim farklı felsefi sistemler, ideolojiler de bunu söylüyor. Bir tıkanma artık kapitalistlerin kendisi de bunu kendisi söylüyor. De söylüyor büyük ama toplantılarında, büyük bir araya gelişlerinde bir tıkanmanın şöyle, olduğunu söylüyorlar. Ben tabii bunun ekonomik boyutu benim haddim değil, benim alanım değil. Pek çok açıdan incelenebilir ama ben şöyle bir felsefe bilim tarihi açısından şöyle bir analiz yapabilirim. Bu tıkanma, yani sistemin kendi içerisinden gelen tıkanma kabulü aslında sistemi ortadan kaldırmak, sistemin yanlış olduğunu söylemek için değil. Geliştirmek üzere bir. Nerede yanlış yaptık da gücümüzü kaybediyoruz. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Truth kavramı diye bir kavram var. Şimdi post-truth diye bir şeye geçildi. Doğru. Modernizm var, post-modernizme geçildi. Şimdi burada temel espri şuydu. Batı tanımlar ve var eder. Batının tanımlama gücü, buradaki batıyı ben klasik anlamda, politik anlamda kullanmıyorum. Düşünsel anlamda bir şeyi tanımladıklarında onu var kılıyorlardı. Ama şimdi biz Afrika'daki kültürlerin de bir değeri olduğunu kabul ediyoruz. Özellikle postmodernist söylem. Yani truth'lar çoğaldı, doğrular çoğaldı. Efendim güzeller çoğaldı, efendim iyiler çoğaldı. Bu sistemi yönlendiren zihniyeti rahatsız etti şimdi. Dolayısıyla fabrika ayarlarına dönmek istiyorlar ama bu fabrika ayarlarına dönmesinin nedeni güzergahta bir kayma oldu. Tekrar başlangıca dönelim, daha düzgün bir yoldan gidelim. Restorasyon anlamadım. Gibi bir şey mi bu? Bir tür restorasyon, reformasyon gibi bir şey. Yoksa sistemin ilkeleri, sistemin amöntüsünde bir problem yok. Çünkü neoliberalizm, neokapitalizm, neomateryalizm. Yani biz bir yanlıştaydık, bu yanlıştan dönelim değil. Bir, sürdürülebilir hale getirelim. Yanlış yere gittik. Yanlış yere gittik. Evet, sattık. Yollarımız devam ederken biz biraz gaza geldik. Farklı bir yoldan gittik. O güzergah bizi başka yerlere çıkarttı. Bu sıkıntı yaratıyor. Bunu tabii sadece bencillik olsun diye söylemiyor. İnsanlığın geleceğini buna bağlı gördükleri için de düşünüyorlar. Yani bindiğimiz gemi aynı zamanda insanlığın gemisi. Bu gemi batarsa insanlık da batar diye düşünüyorlar. Yani ben meseleleri birileri oturuyor, insanlığa kumpas kuruyor diye bakmıyorum. Neticede herkes kendi zaviyesinde diğerini katakulli yapıyor diye görüyor ama adamların kendilerine göre bir duruşu var, bir tutumu var. Bu felsefi olabilir, dini olabilir, karışık olabilir. Şu anda biraz karışık bu işler. Nerede felsefe, nerede bilim, nerede din, nerede ideoloji, nerede politika, nerede ekonomi çok belirgin değil. Çünkü benim kişisel kanaatim yine büyük kültürlerde dini olan nerede başlar, nerede biter? Politik olan nerede başlar, nerede biter? Ekonomik olan nereden başlar? Bunu belirleyemezsiniz. Bunlar iç içe geçmiştir ve bir kültürün, bir medeniyetin gücü bunların entegrasyonundan geçer. Bunlar çok ayrıysa
çabuk dağılırsınız. Anlıyor musun? O açıdan bugünkü sistem... İçişelik bir zafiyet değildir. Değildir. Kesinlikle değildir. Tam tersine size ifade etme gücü, tanımlama gücü verir. Tanımladığınız oranda da hakimiyetinizi pekiştirirsiniz. Şimdi dolayısıyla benim yine kişisel kanaatim, bizim eğer bir sistem eleştirisi yapacaksak, kapitalizm, neoliberalizm ya da diğer sistem, hangi sistem adına yaptığımızı tanımlamamız lazım. Benim kişisel kanaatim, televizyonlarda, hatta felsefi toplantılarda, benim katıldığım yurt dışı, yurt içi toplantılarda büyük oranda eleştirinin kişi nezdinde bir karşılığı varsa da açıkça ifadelendirmiyor. Mesela şöyle diyebilmesi lazım. Ben mevcut sistemi diyelim ki komünizm açısından eleştiriyorum. Bu artık çok çekinilen bir şey. Ya da İslam açısından eleştiriyorum. İslam derken burada dini anlamda demiyorum. Çünkü İslam'ın bir metafiziği var. Yani bizim hangi zeminden hareket ederek eleştirdiğimizi iyi belirlememiz lazım. Batı'da üretilmiş felsefi sistemleri anlamlandırırken de onların zeminine odaklanmamız gerekiyor. Biz genelde soruları ıskalayıp cevaplar üzerinden gittiğimiz için, o cevapları da ithal ettiğimiz için çok mutlu ve mesutuz aslında. Halbuki o soru cevapların altında sorular neler? Hani son konuşmalarımızda sık sık şunu söylüyoruz. Sorularımızı kaybettik. Soru sormayı da kaybettik. Biz daha çok sorunlarla uğraşıyoruz. Soruyla sorun arasında çok ciddi bir fark var. Sorun günlük meselelerdir. Belirli bir amacı gözeterek düşünmeye biz sorun deriz. Ve bunun bizim genellikle adı tedebbürdür. Burada tedbiri verir. Tefekkür ise daha çok işin zeminine, işin hakikatine aittir ve onları biz yapmıyoruz. Biz daha çok bu zeminden hareket ederek üretilen cevaplarla iş hoşumuza gidiyor bu. Bizim biraz da kolay bir iş tabii. Yani cep telefonunu kullanmak gibi disiptörlük, fikir bayiliği diyebileceğimiz bir yapı içerisindeyiz. Çekiniyoruz da bunu söylemekten. Ben bunu açıkça ifade ediyorum. Ben 1000 yıllık bir gelenek içerisinden bakıyorum. Bu geleneğin ürettiği soruları olduğu gibi, cevaplar olduğu gibi bugüne taşımıyorum. Böyle bir şeyim yok. Geçmişin sıcaklığı insanın hoşuna gider. Ama onlar bir bütün olarak bugüne cevap veremezler. Soru sormayı, varlık hakkında, tabiat hakkında, hayat hakkında, insan hakkında, idrak hakkında, dil hakkında, matematik hakkında, mantık hakkında, onların hakikatine, onların zeminine ilişkin soru sormayı kendi geleneğimin perspektifi içerisinden yapmaya çalışıyorum. Ve buradan hareket edip eleştiride bulunuyorum. Bunun doğru yanlışlığı ayrı bir konu. Siz de kalkarsınız beni başka bir zemin açısından eleştirirsiniz. Ama bizim şu anda durduğumuz bir nokta olmadığı için nazarımızda manzara ortaya çıkmıyor. Hep başkalarının işaret ettiği ya da inşa ettiği manzaraları alıp o manzaraları kendi manzaramız zannediyoruz. Kimse Trabzon'un fotoğrafını çekmek istemiyor. Çekilmiş Trabzon fotoğraflarına bakarak kendini tatmin ediyor. Ben diyorum ki kişisel olarak ne kadar naif olursa olsun, sizin pikseliniz ne kadar düşük olursa olsun fotoğrafı siz çekin. Bir bakkal dükkanı açın. Holding olursunuz sonra ileride. Hep holdinglerin bayiliğini yapmayalım diyorum. Ha, bu kolay bir şey değil şüphesiz ama en azından buna başlamamız lazım. O açıdan eleştirilebiliriz mevcut sistemi. Mevcut sistemi ne açıdan eleştirebiliriz? Bence burada zeminin yanında ikinci nokta gaye ne? Yani bu sistem insanlara kumpas kurmadığına göre, yani bütün insanlığı yok edelim. Ya kapitalizmin en önemli amacı zaten insan sayısını arttırmak. Çünkü satacak mal var yani. Kime tükettireceksiniz? Komple teorileriyle tek başına. Ama sistemi sürdürülebilir olmaktan çıkarmayacak bir nüfus kesinlikle oranıyla. Hayır, diye bakıyorum. Tadil edebilirsiniz ama. Yani sistem tadil edilebilir. Sistem ama amentü dediğim benim. Yani aksiyomatik yapısı, temel kavramları. Şimdi diyeyim ki Heidegger modernizm eleştirisi yapıyor. Modernizmin masasının altına bomba koymuyor. Heidegger diyor ki modernizm yanlış yere gidiyor. Tabii yıkmak üzerine değil oradaki eleştiriler. Yani Gadamer aydınlanmayı eleştiriyor ama Gadamer'in aydınlanma eleştirisi aydınlanmaya karşı bir eleştiri değil. Aydınlanmanın yanlış güzergaha gittiğini söylüyor. Yani doğru yerden çıktık ama yanlış yerlere gidiyoruz. Ama onunla hesaplaşmak isteyenler bazen aslında onu olduğu gibi alıp sanki şöyle bizim gibi ülkeler o büyük hoşuna gidiyor. Çünkü aydınlanma eleştirisi size bir yer açıyor. Ya da modernizm eleştirisi size bir yer açıyor. Zannediyorsunuz ki o adamlar size çalışıyor. Öyle bir şey yok. Yani şimdi diyelim ki Türkiye'de son dönemde tabii İslam bir müphemiyet kültürü üretir. İnsanların hoşuna gidiyor. İşte müphemiyet aynı zamanda işte Selefi, Vehhabi falan.
Yok öyle bir şey. İslam kültürü usulü yöntem kültürüdür. Yöntemlerin farklılığı bir müfemiyet doğurmaz. Anlatabiliyor muyum? Sizin bir yolunuz vardır. Yöntem o demek. Yönü olarak size bir yön gösteriyor. Bir yerden çıkıyorsunuz, bir yere gidiyorsunuz. Siz yönteminizi tanımladığınız müddetçe farklı bir yöntem kurma şansına sahipsiniz. Tefsir yöntemleri farklı olabilir, hadis yöntemleri farklı olabilir, kelam yöntemleri farklı olabilir, felsefi düşünme yöntemleri farklı olabilir. Yöntemlerin farklı olması müphemiyet doğurmaz. Ama hoşuna gidiyor insanların. Bir de bizde şöyle bir şey de var. Açık söyleyelim bunu. Köleler kendi içlerinden efendi çıkmasını hazdedemezler. Herkes filozofunu başka yerde arıyor. Bu ülkenin topraklarında üretilen çok değerli insanlar var. Fikirleri bana benzemeyebilir ama çok değerli filozoflar var bu ülkede. İşte çeşitli üniversitelerde. Ben bunları takip ediyorum kişisel olarak. Ama fikriyatlarına, zeminlerine katılmıyorum bazıların. Fakat sağlıklı düşündüklerini görüyorum. Bu topraklar için, büyük ölçekte insanlık için düşünüyorlar. Bizim için çok önemli değil bunlar. Niye? Oysa ki önemli olmalı. Olmalı. Evet. Niye? Çünkü biz diyoruz ki ya köleden filozof olur mu? Olur mu diyoruz. Olur bu, mu diyoruz. Bu her öbekte maalesef bir kompleks, bir kompleks durumu var. Evet. Bir, yani bir iktisadi düzen ama aynı zamanda bir siyasal düzen ve aynı zamanda felsefi bir düzen. Felsefi bir düzen tabii ki elbette. Ve iddiası itibariyle yani, pratikte küreselleşmiş durumda ama iddiası itibariyle de zaten kendisini evrensel ve doğru olarak da görüyor. Böyle de bir evrensel yok. Bu anlamda hani doğru nedir? Evrensel nedir? Evrensel doğru nedir gibi sorulara da yanıt aramak tabii buradaki evrensel kelimesini global anlamında mı kullanıyorsunuz yoksa tümen anlamında mı? Yani hem global anlamında kullanıyorum hem tümen anlamında. Yani şimdi global anlamda kullanıyorsunuz burada politik bir doğrudan bahsediyorsunuz. Tabii. Evet. Tabii. Ama felsefi anlamda bir düşünce tümel olabilir ya da genel olabilir. Şimdi tabii bu da dizge bağımlı bir mesele. Doğru ne? Evet. Şimdi genelde bizim yaptığımız en büyük hatalardan biri bunu sadece A grubu, B grubu ya pozitivizm de bunu yapıyor, dini düşünce de yapıyor bunu. Beşeri olanı bir süre sonra mutlaklaştırıp zaman mekan üstü bir karakter kazandırıyoruz. Mutlak o demek zaten. Talak edilmiş, boşandırılmış demek. Nereden? Zaman mekan kayıtlarından. Eğer inanıyorsanız sadece Tanrı'ya bunu hasredebilirsiniz. Çünkü hepimiz zaman mekan içerisinde, hatta vahiy bile tarihe geliyor, zaman mekana geliyor. Onun için nuzul diyorsunuz bakın. Nuzul etti, inzal edildi. Yani zamana, mekana dahil edildi. Zaman mekana giren bir şey sizin zihniniz tarafından idrak edildiği için geçip gelip geçicidir. O açıdan zamanı mekanı aşan bir doğrudan bahsedemeyiz. Tarihi aşan bir rasyoneliteden bahsedemeyiz. Yani o zaman bir meta rasyonelitemiz olacak. Bakın bunu İbni Heysem 1039-1040'da ölen İbni Heysem bunu çok iyi yakalamış. Diyor ki elimizde herhangi bir teorinin daha doğru olduğunu verecek meta bir teorimiz yok. Evrenin dışına çıkmamız lazım. Ya da Leibniz'in ifadesiyle Tanrı'nın konumlandığı yere konumlanmamız lazım. Tanrı'nın gözüyle bakmamız lazım ki bu mutlak doğrudur diyelim. Öyle bir şey yok. Tarih bize bunu gösteriyor. Bilim tarihi, düşünce tarihi, felsefe tarihinin gösterdiği bize insanın bilgisi gelişiyor. O zaman yaşadığımız ve algılayabildiğimiz kadar bir gerçek şöyle, var. Yok. O kadar basit değil. Şimdi bir kere bizim Homo sapiens sapiens dediğimiz varlığın bir idrak, bir bilinç. Adına ne dersiniz diyeyim. Bunun kökeni de çok önemli değil şu anda. Bunun bir fonksiyonları var. Bunlara akt diyoruz yani etkinlik. Mesela ben inanan bir varlığım, düşünen bir varlığım, efendim bilen bir varlığım, estetik zevk sahibi olan bir varlığım, şiir üreten, mimari üreten bir varlığım. Benim bir aktlarım var. Bu etkinlikler zaman mekanda cisimleşiyor. İşte İslam mimarisi diyorsun, İslam şiiri diyorsun, Türk şiiri diyorsun değil mi? Bu aktın bir sonucu. Biz bu etkinliğin sonucunu dondurarak oradan gitmeyelim. Yani insan inanan bir varlıktır. Siz şu din, bu dine bakmayın. Yani yasaklayın tüm dinleri, başka bir inanç geliştireceksiniz. Bugün Danimarka'da o din kültürü, bu Marvel dizilerinden sonra %4 artmış. Mitolojik bir tanrıya inanan %4'lük Danimarkalı insan var artık. Anlatabiliyor muyum? Ya da Harry Potter gibi şeylerden sonra mitolojik unsurlar artık insanın inanmasını ketleyemezsiniz. İnsanı ortadan kaldırmanız lazım. Siz insanın diyelim estetik zevkine ket vurabilirsiniz. Dersiniz ki resim heykel haramdır. Tamam. Ne yapar? Hat sanatı yapar, ebru yapar, tezip yapar. Değil mi? Yani bunlar şey yapılamaz. Ketlenemez. İnsan inanır. Bu bir kognitif faaliyettir. İnsan bilir. Bir kognitif faaliyettir. İnsan düşünür. Bir kognitif faaliyettir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bizim burada sormamız gereken şu. Bu faaliyetlerin ifadelerini nasıl rasyonalize edeceğiz? Soru bu. Bu soruyla bir es verelim. Tamam. Araya gidelim.
dönüştü. Bu soruda tamam. Siz de tamam. Devam edin. Evet değerli izleyenler, aslında tam yerinde bir ara veriyoruz. Akabinde hem bu evrenseli yeniden tanımlamak gerekiyor mu sorusunu soracağım ve nasıl tanımlanabilir diye. Bir de bu dünya eğer değişiyorsa, değişecekse, eşiğindeysek, içindeysek bu değişimin bizler gerek Türkiye, gerekse de bu coğrafyanın insanları neresinde, ne şekilde olacak? Sadece izleyen ve etkilenen mi olacak yoksa belirleyen de olabilir mi? Bu mümkün mü? Bunu da soracağım ama aranın ardından. Gerçek fikrine de İhsan Fazlıoğlu ile birlikteyiz. Soruyu siz sordunuz, orada kestim. Sorduğunuz sorudan devam edelim. Evet, yani bir şeyin iyi olmasını, bir şeyin doğru olmasını, bir şeyin güzel olmasını neye göre belirleyeceğiz? Onun zeminine. Hı-hı. Burada da iki büyük model var. Bir tanesi yine modern öncesi dönemde metafizik model diyebileceğimiz bir model. Bu modeli siz inşa ediyorsunuz. Bu dini olabilir, felsefi olabilir. Genelde o dönemde dini olmayan hiçbir şey yok zaten. Yani felsefe bile oradaki filosofya, sofya tanrıdır. Mısır tanrısıdır. Filo da akılla irtibat kurmaktır. Akılla irtibat kuruyorsunuz. Yani her şey bir şekilde bir metafizik zemine dayanıyor. Neyse o uzun bir konu. Bu metafizik zeminden hareket ederek siz iyi, doğruyu, güzeli tanımlıyordunuz. Mesela bir örnek vereyim. Sultan II. Beyazıt döneminde yaşamış bir Osmanlı alimi Ramazan Efendi'ye soruyorlar bir gün. Olumsuz cümle ne demektir? Bakın şimdi mantığı anlatmak için söylüyorum bunu. Yani X, Y değildir dediniz. Bu ne demektir diyorlar. Çünkü siz olumsuzluk ne? Yani bunu dil bilgisayar olarak açıklıyorsunuz da bunun metafizik zeminde anlamını. Diyor ki olumsuz cümle bir yargıdır diyor. X, Y'dir gibi. X, Y değildir de bir yargıdır. Yargı bilimin, bilginin bir parçasıdır. Çünkü siz bilgiyi kavram ve yargıdan oluşturursunuz. Dolayısıyla bir olumsuz yargı bilginin bir parçasıdır. Bilgi insan nefsinin, zihninin bir fonksiyonudur. Dolayısıyla bir niteliktir. İnsan nefsinin niteliksel yapısıysa nitelik kategorisinin bir alt kümesidir. Nitelik kategorisi arazdır, yani ilinektir, değişken bir yapıdır. Bu da mümkün varlık dediğimiz contingent, yani olumlu varlığın, olumsal varlığın bir şeyidir. Var ya da yok olabilir. Hı hı. Bu da mutlak varlığın bir parçasıdır. Şimdi ben bunu ilk okuduğumda şaşırdım. Ne diyor bu adam? Yani elinde bir varlık şeması var. Her türlü nesne üzerine yükleme yaparken onun varlık şemasındaki diagramatik yerini belirliyor. Niçin? Şunu düşünüyorlar. Diyorlar ki herhangi bir nesne üzerinde konuşmanın meşruiyeti onun varlık şeması içindeki yeriyle ilişkilidir. Başka türlü yükleme yapamazsınız. Siz şimdi hastaneye gittiniz. Doktor size dedi ki ya Eren Bey sizin üçgenlerinizde problem var. Allah Allah. Ne alakası var değil mi? Çünkü konuştuğu nesneyi şematist olarak yanlış bir yere yerleştiriyor. Şimdi modern dönemde ne oluyor? Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Modern dönemde metafizik bir zeminden çok yöntemden bahsediyoruz. Yani biz modern bilim tarihini anlatırken Galile'nin, Descartes'in yaptığını metafizik zeminden yönteme kaymak. Şimdi bu aslında İslam dünyasındaki usul anlayışının bir tür imitasyonu, taklidi. Birebir tercümesi değil. Yani bu medeniyetlerde böyle akışkanlıklar zannedildiği gibi o bizden aldı, biz ondan aldık değil. Etkilenmeler vardır. O kendi ama yeniden harmanlar. Tabii olarak. O kendi perspektifini onu yeniden ifadelendirir. Her konuda bu böyledir. Şimdi yöntem formel bir yapıdır. İnsanın idrakine dayanır. İnsan idrakinin üç ifadesi vardır bilgi açısından. Bir dille ifade edebilirsiniz, mantıkla ifade edebilirsiniz, matematikle ifade edebilirsiniz. Tarihin belli döneminde medeniyetler gerçekliği dil üzerinden yakaladılar. Mesela diyelim ki İslam dünyasında Mutezile, Sofistler filan dil üzerinden gerçekliği yakalamayı denediler. İçinde yaşadığımız gerçekliği. Şemaları ona göre kurdular. Sonra Aristoteles ve İbn Sina gibi düşünürler ise dilin formel biçimi olan mantığı kullandılar. Ve 2000 yıl boyunca insanlık, özellikle Akdeniz dünyası tüm gerçekliği mantık üzerinden kurdu. Fiziği de mantıkla yaptı, astronomi, her şeyi mantıkla yaptı. Ve mantığa sahip olan kültürler üstün kültürlerdi. İslam Osmanlı kültürünün
1600'e kadar üstün olmasının nedeni sadece askeri ekonomik gücüyle alakalı değildir. Bunun yanında o dönemde Akdeniz dünyasında mantık bilimini en iyi temsil eden, en iyi öğreten, en iyi üreten kültürdü. Modern dönem matematiğe geçti. Matematiğe hakim olan kültürler bugün hala en üstün kültürlerdir. Tek başına bu bir değişken değil, bu mutlak değil ama çok önemli bir değişken. Askeri gücünüz kadar, kültürel gücünüz kadar sizin matematikle olan ilişkiniz de Soğuk Savaş'ta Rusya-Amerika kavgasını hatırlayın. Ruslar Yuri Gagarin'i uzaya gönderdiklerinde Amerikalıların ilk sorusu şu: matematik eğitiminde ne problem var? Çünkü bunu matematikle yapıyorsunuz. İşte diyelim ki büyük ölçekli kozmoloji çalışmanız matematikle. Küçük ölçekli atom altı çalışmanız matematikle. Orada empirik bir donanımımız yok. Dolayısıyla bizim burada rasyonelitenin ölçütü olarak tanımlayacağımız şu: İdrakin herhangi bir formunun biçimsel bir yapısı var. O biçimsel yapı içerisinde bilgiyi ifade ettiğinizde rasyonel bir karakter kazanıyor. İstidlali bir karakter kazanıyor. Bu da keyfi değildir. Anlatabiliyor muyum? Bu şuna benzer. Dil, Türkçe keyfidir. Ne zaman, nasıl başladı? Bir vahiyle mi gel bilmiyoruz. Tarladan bit bilmiyorsunuz. Ama Türkçe grameri var. Keyfi değil bakın. Dilin kökeni keyfi olabilir. İfadesi keyfi değil. Siz konuştuğunuzda ben diyorum ki lütfen dikkat edin Türkçe gramere, değil mi? İnsan idrakinin bu zemini nedir? Bunu tartışalım. İlahi midir? Fiziğin bir fonksiyonu mudur? Materyal bir yapımı var? Fizikalizmi? Bunları tartışabiliriz. Ama bir kere ortaya çıktıktan sonra, emerge diyorlar buna, zuhur ettikten sonra o bütünün bir fonksiyonu var. Bu fonksiyon bizi insan yapan bir fonksiyon. Ve biz buradan bir şey ürettiğimiz zaman onun biçimselliği bizim bilgimize bir rasyonelite kazandırıyor. Niçin bunu çok önemsiyoruz? İnsanın idrakinin çok çeşitli fonksiyonları var. Resim de bir fonksiyon, müzik de bir fonksiyon, masal da bir fonksiyon, sezgi de bir fonksiyon. Niçin rasyoneliteyi önemsiyoruz? Paylaşılabilir bilgiyi o verdiği için. Çarşıyı, pazarı, sokağı, hukuku ona göre düzenliyoruz. Şimdi siz bana bir şey derseniz ki bundan sonra böyle olacak. Niye? Rüyamda gördüm, olmaz. Paylaşmam lazım, denetlemem lazım, değil mi? Dolayısıyla bilgi doğru, yöntem bağımlıdır ve dizge odaklıdır. Ya da şöyle diyelim, yöntem odaklıdır, dizge bağımlıdır. Bunlardan bağımsız mutlak bir doğru mümkün değil. Ha şu olabilir, bu rasyoneliteyi kurumlarınızla güçlendirirsiniz. Bu doğruyu koruyan ordu kurarsınız. Diyelim ki İslam ordusu diyorsun sen. Abbasi, Emevi, Türk, Selçuklu ordusu. Ne yapıyor bunlar? O rasyoneliteyi, kendi kültürlerinin ürettiği rasyoneliteyi savunuyorlar. Sadece vatan toprağını savunmuyor ki, kendi anlam değer dünyasını da savunuyor. Öyle değil mi? Ya da yayıyor aynı zamanda. Yayıyor. Alimler yetiştiriyorsun. Alimlerin görevine. Ama başka bir doğru iddiasıyla karşılaştığında da onunla savaşıyor. Savaşır. Yeniyorsa, bu yenmek sadece askeri değil. Aynı zamanda onların filozofları, düşünürleri bunu eğer iyi ifadelendiriyorsa karşı tarafı yine yeniyorlar. Bakın Behmenyar diye bir adam geliyor İbn Sina'ya. Mecusi bir adam. Çok cins bir kafa. Güçlü bir kültüre sahip çünkü Sasani kültürünü temsil ediyor. Ama 3 saat içerisinde İbn Sina'yı Müslüman yapıyor. Kimse becerememiş. Niye? Çünkü İbn Sina'nın hikayesi, anlatısı o kadar güçlü ki. Kim gelirse gelsin teslim olur. Dolayısıyla sizin o idrakin formel biçimleri öyle bir ifadelendirebilirsin. Anlatıların güçlü olması ve ikna edicilik hakikaten toplumsal, siyasal düşünüş yapılarında bir fonksiyon ve gücü de var mı? Var. Elbette siz modernizmi, modern felsefeyi, modern bilimi bir anlatı olarak kabul edersiniz. Onun açıklama gücü, idrak anlama gücü, anlamlandırma gücü, yorumlama gücü fazla olduğu için ona teslim oldunuz. Sizin eğer bir hikayeniz varsa ve bu hikaye ifade kabiliyeti yüksek bir hikayeyse niye başkasının hikayesi değilsin ki? Haklılık, haksızlık, mazlumluk, zalimlik gibi kavramların da varlığında düşünecek olursak bunlar karşısında sadece ve sadece şeylerde yani zuhurun buradaki rolü ne? İkna. Yani şöyle tabii yani entelektüel sevdiğim ikna var ama dediğim gibi bunlar kurumsallaşıyor. Bilginin oryantasyonu diye bir şey var. Yani biz bir bilgiyi ürettiğimiz zaman o toplumsal, kamusal bir alana yayılıyor. Belli kurumlar bir değere dönüşüyor. Bazen inanca bile dönüşüyor. Yani bilimsel bilgi bile bir inanç üretebilir. Bu inancı ile şeyle, vahyi dinle karıştırmayın. İnançsız insan olmayacağını söyledik. O bir etkinlik. Dolayısıyla dönüşebilir. Siz bunu entelektüel zihin, yani idrakin içerisinde kalarak karşıdakini ikna edersiniz. Olmadı fizik gücüne güvenirsiniz. Bir yumruk atarsınız. Olmadı ordularınızı gönderirsiniz. Bu da var. Yani
şunu demek istiyorum. Beşeri fonksiyonlardan bağımsız bizim kendisine nispetle düşüneceğimiz bir mutlaklık hı-hı alanı yok. Yok. Bunu kastediyorum. Evet, anladın evet mı? Bu kastınız çok ama insanlık böyle ilerliyor. Bize bunun, bizim böyle hissetmemizin sebebi şudur. Bunu İbn Adır Mukaddime'de anlatır. Güçlü kültür taklit edilir. Ve güçlü kültür nihai bir kültür olarak görülür. Oradaki sadece bize değen tarafı değil, onları üreten değerler de yüce görülür ve benimsenir. Bunu insanlar için suçlamayacaksınız. Yani Abbasiler döneminde Avrupa dünyası Arap gibi giyinmeyi, Arap müziği dinlemeyi bir seçkinlik görüyordu. Hı hı. Osmanlı döneminde Fransız sarayı, Alman sarayı, Avrupa toplumu Osmanlı elbisesi giymeyi, Osmanlı'dan gelen bir bardak takımını kullanmayı bir seçkinlik olarak görüyordu. Ya gayet doğal, çünkü güçlü kültür taklit edilir. Hı hı. Bugün de siz Amerika müziği dinliyor gençleriniz, bunu engelleyemezsiniz. Bunun tek yolu var. O müziği aşacak bir müzik yapmanız lazım. Hı hı. Oradaki düşünceyi aşacak bir düşünce üretmeniz lazım. Buradan tukaka yaparak, tahkir ederek, hakaret ederek bunu çözemezsiniz. Verdiğim örnek şudur bu konuda. Bir genç düşünün. Bu genç -25 derecede kalmış, soğuk. Kendine verilen ilk çuvalı giyer. İlk elbiseyi giyer. Aklımız da buna benziyor. Bizim maddi ve manevi, maddi yapımız kadar manevi, manevi derken dini kastetmiyorum. Anlam değer dünyamızla bir elbiseye ihtiyaç duyuyoruz. Yani. Bu üşüyorsa, bu soğuk içinde kalmışsa ilk ideolojiye, ilk felsefi sisteme teslim olur. Siz kültür olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insan olarak biz gençlere iyi bir müzik verirsek, iyi bir bilim verirsek, yani bilim, bilimle yenilir kardeşim. Yani bilimi siz dinle yenemezsiniz. Neden onun adı? Ordularla da yenemezsiniz. Bir mimari sistem, bir mimari sistemle yenilir. Yani mukabeleyi bir misil yapacaksınız. Siz şimdi adam burada füze yapıyor, siz burada dua yaparsanız olmaz. Bu meşhur Martin Luther'in hikayesine benzer. Hani Muaş Meydan Mahallesi'nden sonra toplanmış Alman prensleri. Ne yapacağız ya? Martin Luther demiş ki dua edelim. Kalkmış bir prens demiş ki ya bırak duayı, top ver bize top. Çünkü o dönemde biliyorsun ateşli silahlar. Topum yok ama daha iyi bir dua yapabilirim. Başlarım senin duana demiş. Şimdi dua yanlış bir şey değil ama yanlış yerde yapıyorsun duayı. Madde bitmeden mana imdada gelmezler eskiler. Siz oturuyorsunuz, nedir Anadolu'da bakın çok güzel bir cümle var. Hızır darlandığında imdada yetişir. Biz darlanmadan Hızır'ı çağırmaya çalışıyoruz. Vazifeni yap, sınırlarını tüket, ondan sonra bu iş olur. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla maddiyi tüketmeniz lazım. Mukabeleyi bir misil yapmanız lazım. Gemiyle gemi çarpışır. Füzeyle füze çarpışır. Bilgiyle bilgi çarpışır. Bilimsel bilgiyle sen dini çatıştıramazsın. Ya da dinle bilimsel bilgiyi çatıştıramazsın. Olmaz o. O mukabelesini ayarlayacaksın. Ona göre cevap vereceksin. Bu söylediklerinizden şunu çıkarmak o zaman doğru mudur? Eğer tıkanmış bir dünya sistemi varsa bile bu tıkanıklığı eğer onu aşacak, sadece tıkanıklığı değil, sistemin kendisini aşacak bir alternatif, kendi iç tutarlılığı olan bir perspektif yoksa, bunun evet objektif koşulları yoksa, olsa olsa o tıkanıklığı yaşayanların kendisi aşarlar evet ve kendilerini restore edecek şekilde aşarlar. Bunun bir alternatifini siz koymuş olamazsınız, koyamazsınız. Biraz önce dediğim gibi, yeni bir anlatı kuramadığınız müddetçe mevcut anlatı cari olur. Peki mevcut anlatının... Yalnız burada bir yanlış yapılmasın. Anlatının değilini alarak iş yapamazsınız. Bakın bu çok önemli bir şey. Şimdi A bir anlatıdır. Onun değilini alarak, negasyonunu yaparak A'dan kurtulamazsınız. Siz yine A'dan bahsediyorsunuz. Tabii. Yine tabii. Evet. O sizi tanımlamaya devam eder. Evet. B'yi alacaksınız. Peki sizin... Yalnız şunu söyleyeyim. Bu A'yı ihmal etmek anlamına gelmez. Bütün olarak almıyor. Yoksa onun şuna benziyor bu. İplikler önemli değil. Tezgah ve o tezgahın ürettiği kilim önemlidir. Peki bugün... Biz insanlığın tecrübesinden istifade edeceğiz. Kapitalizm de insanlığın bir tecrübesidir. Ondan da istifade edeceğiz. Her şey yanlış değil dedim zaten. Kapitalizmi eleştirmek kolay olmuyor. Çünkü çok önemli şeyler de var ortada. Bu Naziler için de geçerlidir bakın. Şimdi Naziler... Felsefi duruşları bakımından gayri insani bir konumları var. Bunu kimse savunamaz. Pratiklerdesiniz. Ama betonu onlar icat etti. Füze teknolojisi onların, haberleşme teknolojisi onların, bilgisayar teknolojisi onların, yani uzay teknolojisi onların. Yani Cengiz'i eleştirelim ama Cengiz'in insanlığa kattıklarını da göz önünde bulundurun. Biraz insaf sahibi olalım. Yani bu da bir insanlığın tecrübesi. Ama orada tabii biz şuna da yüzleşiyoruz o zaman. Yani bir şeyin metodolojisinin mesela bilimsel olması, akılcı olması illa bunun
insanlık yararına, eşittir insanlık yararına olmayabilir. Ama bu akılcılık, şuculuk, buculuk yine sizin tanımınıza göre. Tabii. Şimdi ben bakın güzel bir örnek vereyim size. Sizi çağrıştırdı. Moğollar tüm şehirleri yıkıyorlardı. Tüm barajları yıkıyorlardı. Biz bunları kendi zaviyemizden, kendi doğrularımızdan barbar olarak nitelendiriyoruz. Ama ne diyorlardı onlar? Toprağın nefes almasını engelliyorsun. Animist adam. Toprağın nefes almasını engelliyorsun. Niye yüzüne tahta taş koyuyorsun ki? Suyun akışını niye engelliyorsun? Su kutsal çünkü. Aksın su. Şimdi dolayısıyla onun doğrusu da o. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bakın çok yanlış yapıyoruz bu konuda. Entelektüel seyrede yanlış yapılıyor. Şimdi Galileo teleskobu çevirdi aya baktı. Kraterleri gördü dedi ki bu ilahi bir şey değil. Öyle esir maddesi değil ama dünya gibi aynı değil mi? Ve gitti İtalya'daki profesör dedi ki agalar sizin dediğiniz gibi değil. Bak ben teleskopla baktım filan. Reddetti profesörler teleskopla bakmayı. Biz nasıl anlatıyoruz? Vay gericiler. Galileo'yu anlayamadılar. Hayır tam tersi o profesör dedi ki Galileo'ya dediler ki kardeşim biz rasyonel bir şey yapıyoruz. Sen büyücü aletiyle bilim yapmaya başladın. Bu olmaz. İşte o dönemde rasyonelitenin tanımı farklı demek istiyorum. Verdiğim anlattıklarıma güzel bir örnek bu. Bizim insanlığın şöyle bir kaderi var yalnız. İçinde yaşadığı şimdiyi esas alıp geçmişi bu şimdinin uzantısı yapıyor. Ve tüm geçmişi bu şimdiyi verecek şekilde anlatıyor. Vigist bir tavır bu. Bu doğru değil. Yani adamların kendi sorunları var. Adamların kendi problemleri var. Adamların kendi yöntemleri var. Bunu anlamak zorundayız. Sonra bunu değerlendirelim. Sonra onu bugüne taşıyalım. Yani bu şuna benzer. İşte Trabzon'dan bir adam gidiyor bir çocuk okula. Amerika'ya. Amerika'daki ihtiyaçları açısından babasını eleştiriyor. Ya baba bunu niye yapmadı? Ya babanın öyle bir derdi yok. Dağ başında o oksijen olmalı. Yaşıyor da Trabzon'da yani. Senin derdin o. Şimdi bizim şu andaki derdimizi mesela biz Osmanlı'ya yüklüyoruz. Selçuklu'ya. Atalarımız niye böyle yapmadı? Umurundaydı adamların. O kendi bağlamlarında en iyisini yapmaya çalışsın. Sonra bakacaksın sen. Yani bunların hareketli olduğu bu kavramların bu yargıların çok hareketli olduğunu katmanlı olduğunu çok dikkatli almamız entelektüel seviyede. Popüler, siyasi onu demiyorum ama entelektüel bu böyle kolay yargılarla geçmişi, çağımızdaki yatay kültürleri yargılamak doğru değil. Bu bizim anlamamızı engelliyor. Doğru. Ve anlamlandırmamızı da engelliyor. Peki son 5 dakikamız gibi galiba. O kadar hızlı mı gittik? Evet. O da şu. Şimdi sizin deyiminizde o zaman hani anın değillemesi üzerinden değil, var olan uluslararası sistemi şu anki içinde yaşadığımız dünyayı sadece değilleyerek değil, bir B mevcut mu? Doğmak üzere mi? Nesnel koşulları var mı? Hatta doğdu, içindeyiz ve akıyor mu? Nasıl bakıyorsunuz? Tabii ben onu tek başıma tespit edecek bir bilgi, informasyon ağım yok. Yani big data'ya ihtiyaç var. Dünyada neler oluyor? Yani takip ettiğimiz şey dillerini bildiğimiz kültürler. Biz Endonezya 400 milyonluk bir kültür, Malay kültürü. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Çin ne yapıyor bilmiyorum. Yani İngilizceden ya da işte Arapçadan takip edebiliyorum ben. Onları bilmiyorum. Olabilir. Ama benim bakış açımdan ya da benim malumatı yorumlarsam bir alternatif yok. Büyük ölçekli bir anlatı inşa edilmemiş. İhtimaller var mı? Olabilir. Ama bu ihtimaller henüz varsa da başlangıç seviyesinde. Peki bu tıkanıklık bir potansiyeli işaret ediyor. Neden? Onun objektif koşulları oluşmuştur. Ya, çıkar ya da çıkmaz ama oluşmuştur diyor musunuz? Yani şöyle oluşmamışsa uçuruma gidiyoruz demektir bu. Yani bir şey olması lazım. Bu sistemin kendi içinden de çıkabilir. Onu da hiç hafife almayalım. Yani ben şu söylenenlere kesinlikle itibar etmiyorum. Amerika çöktü, Avrupa çöktü filan. Hayır. Düşünen insan varsa çöküş olmaz. Orada düşünen insan var. Mesela başka bir şey sizi çökertebilir. Mesela ben Osmanlı'nın çöktüğünü hiç düşünmüyorum. Kılık değiştirdi. Anlatabiliyor muyum? Biz niye konuşuyoruz o zaman burada? Çünkü düşünürlerimiz hep vardı. Ama o düşünlerin farklı tonları ortaya çıkıyor. Bir İsmail Yenimevi efendi vardı. Bir Mehmet Akif vardı. Tevfik Fitret vardı. Şu vardı, bu vardı yani. Hala var. Olay öyle bakmıyor. O zaman Roma da çökmedi. Yok, Roma çöktü. Düşünür kalmadı yani. Düşünür kalmadı için çöktü. Tabii, o çöktü. Kendisini üretebileceği hiçbir şey. Tabii. Kalmadı. Üretemedi kendini. Yaşamıyor. Metafiziği çöktü. O metafiziğin daha doğrusu moral zemini çöktü. Yani şimdi bir metafizik kuruyorsunuz, bir perspektif kuruyor. Bu perspektif toplumsallaşıyor, kamusallaşıyor, moral değerlere dönüşüyor, davranış biçimlerine dönüşüyor. İktisadi değerleri, bunların, bu moral değerler çökünce çökersiniz. Kültürler aslında bu metafizik geri çekilmedir. Bu bizde olmadı, biz devam ediyoruz. Hala bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şimdi nasıl bir alternatif?
kişisel tabii bu çok duygusal da olabilir mi bu konuda ama otantik bağlantıları olan kültürlerin geleceği olacağını düşünüyorum ben. Hmm. Ya paylaşmadıkları için. Kişisel kanaatim, dediğim burada taraf tutuyor olabilirim. Hı-hı. Ben kendi geleneğimizin otantik metafizik ilkelerini, akide değil bakın. Yani nasıl ki tarihte İbn Sina'lar, Fahrettin Razi'ler, Gazali'ler, İbn Rüşd'ler bunu başardılar. Biz otantik inançlarımızdan hareketle bir metafizik kurabilirsek, yeni bir metafizik, ki bu otantik inançlarımızı kurduğumuz için mümkün diye düşünüyorum. Bir yol açabiliriz, bir güzergah oluşturabiliriz. Hani Amerika'yı bombaladığı zaman, Irak'ı bombaladığı zaman Amerikalılar, bir Amerikalı düşünür dedi ya, insanlığın son umudunu da bombalıyorsunuz. Ben bunu ciddiye alıyorum. Bu ancak ve ancak ifadelendirilirde mümkün olur. Şu anda bir temennidir, bir duadır hatta. Ama bunu realize etmek için bunu ifadelendirmemiz lazım. Yani bir sisteme, bir tane de değil, pek çok sistem olabilir. Ya perspektiflere göre, o teorik bakış açılarına göre siz bir sistem kurarsınız, ben bir sistem kurarım. Bunlar işe yarayabilir, yaramayan kenara konulur, 100 yıl sonra yarayabilir. Önemli değil. Bunun olabileceğini düşünüyorum. Ama bu, tekrar ediyorum, belli bir insanlık tecrübesini yok ederek yapılacak bir iş değil. O insanlık tecrübesini, bütününü çözerek, onun bütünlüğünü parçalayarak, oradaki unsurları kullanarak yapacağınız bir şey. Yani İslam dünyasında bir matematik kurulduysa, bu mevcut matematiği tırnak içine alarak kurulmadı. Hı hı. O mevcut matematiği yeni bir metafizikle harmanlayarak kuruldu. Aslında o zaman siz ortak bir insanlık tarihi ve ortak bir insanlık değerleri birikiminden şimdi bahsediyorsunuz. Şimdi bu çok humanist bir şey olur. Hı. İnsan idrakinin ortak bir tarihi var. İnsan daha idrak. Felsefi bir ifade kullanalım. Tamam. Bu Mayalarda da bu böyledir. Efendim Çin'de de bu böyledir. Biz bu idrakin tecrübesinden istifade etmek zorundayız. Çünkü biz hani İbn Arabi Yunus Emre çizgisinden bir cümle kullanırsak, varlığın bir uzantısıyız ama bilgi açısından varlığı idrakimizin bir uzantısına dönüştürüyoruz. Dolayısıyla bunu tüm insanlık yapıyor. Yer şeyde varlık sahasında yaşamamızı mümkün kılan başka bir şeyimiz yok. Yani biz her şeyi, yani şöyle düşünün, dünya bizi, evremizi içeriyor, fakat biz bilgimizle evreni içeriyoruz. Hı hı. Bu çok korkunç bir şeydir. İnsanın bütün sıkıntısının, efendim bunalımının, kaygısının da zemini bu. Parçası olduğumuz bütünü varlıkça bilgi açısından parçamız haline dönüştürüyoruz. Bu korkunç bir şey. Dünyanın yükünü sırtlanmış durumdayız aslında. Evet, buna sufiler ne diyorlar? Varlık insana yüklemdir. Yani hamallığını yapıyoruz biz. Dolayısıyla bu açıdan insanlığın ortak bir zemini var. Bu tecrübeyi, insanlığın ortak hafızasını küçümsemeden, onu çözümleyerek ve oradaki unsurları kuracağınız tezgaha iplik olarak kullanıp yeni kilimler, yeni halılar yapmanız mümkün diye düşünüyorum. Bu bir temenni tabii. Ve buna bir sürekli işaret edecek. Evet, ve bunu yapmaya çalışıyoruz kendi açımızdan. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. İnşallah fazla verimli olmuştur. Gayet verimli oldu. Çok çok sağ olunuz katkılarınız için. Bu seride sizin olmanız ve bu katkı yapmanız önemliydi. Eyvallah, teşekkür ederim. Bu da arşive kalacak. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben evet, İhsan Fazlıoğlu'yla, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi İhsan Fazlıoğlu'yla bu serinin bu başlıklarını konuştuk. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya yeni bir konukla aynı başlıkta konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.